Epilepsiyi kabaca iki bölümde incelersek, bir jenerize epilepsiler, diğeri de fokal epilepsiler. Jenerize epilepsiler dediğimiz grupta hastalar sadece dalma şeklinde olabilirler. Bu çocukluk çağında çok gördüğümüz absans epilepsi denilen epilepsinin çok tipik belirtileridir. Veya hastalar jenerize epilepsinin içinde küçük sıçramalarla kendini gösterir. Bu sıçramalar sırasında hastanın bilinci açıktır. Diğer bir jenerize epilepsinin nöbeti ise atonik dediğimiz, yani kişinin sanki bir boş çuval gibi yere düşmesiyle kendini gösterir. Bunun hiçbir öncü belirtisi yoktur. Hasta nerede nasıl düşeceğini bilemez. Diğer tip nöbette ise tonik nöbet dediğimiz, hastanın sanki kesilen bir ağacın devrilmesi gibi aniden yere düşmesidir. Bunlar jenerize tip nöbetler ve öncü hiçbir belirtisi yok. Hastaya nöbetin geleceğine dair bir bilgi vermez. Fokal nöbetlerde ise öncü belirti bazılarında olabilir. Bu öncü belirtiler neler? Bunlar mideden yukarı yükselen bir his olabilir. Hasta yaşadığı bir anı tekrar yaşıyormuş gibi hissedebilir. Korku hissiyle başlayabilir. Bu öncü belirtilerin olması hastanın yararınadır. Çünkü hasta bunları hissettiği an kendini korunaklı bir yere alabilir. Ve fokal epilepsi olsun, jenerize epilepsi olsun, bir de bunların büyük nöbet dediğimiz, halk arasında büyük nöbet olarak geçen kasılmalı çırpınmalı nöbetler olabilir. Bu kasılmalı çırpınmalı nöbetler sırasında hasta fokal nöbetle başlayıp kasılmalı çırpınmalı nöbete dönebileceği gibi tek başına sadece kasılmalı çırpınmalı nöbet olabilir. Ve nöbet çeşitlerimiz kısaca bunlardır.